Fuar gezimizde de şu an Rivent Tarım standındayız sayın seyirciler ve yanımızda firmanın fabrika müdürü Ahmet İlhan Odabaşı var. Şimdi solucan gübresi önemli. Çok fazla duymaya da başladık. Kullanımlarını da aslında birkaç yerde gördüm. Ama burada ben sonuçlarını söylemeyeyim. Sizden alalım sonuçları. Neler yapıyoruz? Rivent Tarım olarak hangi ürünlerimiz var? Herkesin malumudur. Yani çiftçilikte artık kimyasallar çok abartılı bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu kullanım sonuçlarından sonra da toprakta çok büyük verim düştüğü yaşanıyor. Yani bu ürüne yansımıyor ama ürüne yansımamasının sebebi de şu. Yani çiftçi bu sene 50 kilo gübre atıyorsa, kimyasal gübre, seneye 60 atıyor. Ondan sonraki seneye 70 atacak. Yani bu devamlı kalacak. İleri uzun vadeyi düşündüğümüz zaman bizim torunlarımıza bırakacağımız toprağımız kalmamış oluyor. Artık bir yerden sonra da bu toprakları düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için organik gübrelere biraz dönüş yapmamız lazım. Bunlar için de solucan gübresi organik gübreler içerisinde en yüksek değerlere sahip gübre olarak gözüküyor şu an için. Şimdi aslında birçok çiftçiden de duyduğum, daha doğrusu eskiden gelme bir yanlış alışkanlık ama yine de söyleyeceğim. Solucanlı bir toprak aslında bitkiye zarar verir gibi birçok yanlış algıyı biliyoruz. Burada aslında solucanın o toprakta ne gibi fayda sağladığı, toprağın yapısında biraz onlara değinelim istiyorum. Ya şimdi tabii zamanında yani yakın zamanda daha doğrusu yani çiftçi solucanı öldürmek için ilaç istiyor. Yani ilaç atıyormuş toprağa. Tabii o zamandan böyle bir döneme geçiyoruz. Aslında solucanlar yani daha doğrusu toprak solucanları toprağın havalandırıyor. Topraktaki organik madde miktarını yükseltiyorlar. Bizim yaptığımız aslında ki buradaki olay doğada olan şeyi tekrar doğaya vermek. Yani öyle çok mucizeler yaratmıyoruz. Yani oradaki solucan yaptığı işi biz kapalı bir ortamda yapıp tekrar toprağa katıyoruz. Yani yaptığımız işlem bu. Peki biraz kullanım alanlarına değinelim. Sonuçta bir ürün sanki yani bir solucan gübresi bir ürün, iki ürün gibi bir algı da söz konusu. Hangi ürünler denemeler yapıldı, nelere kullanılabilir? Solucan gübresi evde saksısı olan ev hanımından 10.000 dönüm arazisi olan çiftçiye kadar herkes gübreyi rahatlıkla kullanabilir. Her türlü bitkide işe yarıyor. Yani hem verim açısından hem ürüne kattığı aromatiklik, bitkiye verdiği erkencilikten ve toprağı düzenleme özelliğinden dolayı herkesin kullanması gerekli yani her çiftçinin kullanması gerekli diye düşünüyorum. Peki şimdi hazır bir fabrika müdürü bir de kimya mühendisi bulmuşken sorayım. Bu süreçlerde Ar-Ge çok önemli, denemeler çok önemli. Neler yaptık şöyle yakın da olsa çünkü her tarlada bölgede değişebilir bu sonuçlar ama yakın da olsa bizimle paylaşabileceğiniz sonuçlar var mı artı sağlayabilecek? Birçok üründe deneme yaptık. Bizim üretim yerimiz Trakya'da olduğu için Trakya'nın daha çok kullandığı işte ayçiçeği, buğday, onlarda büyük arazilerde birkaç deneme yaptık. Bunların sonuçlarını da gayet iyi olarak aldık. Yani 200 kilo kimyasal gübreli alınan bir yerden 250-275 kilo solucan gübresiyle verim aldık ayçiçeğinde. Yani aynı toprak, aynı arazi üzerinde. Bunun yanında seralarımızda devamlı denemelerimiz sürüyor. Farklı yüzdelerle denemeler yapıyoruz. Hem sıvı ürünümüzle ilgili olsun hem katı ürünümüzle ilgili olsun farklı denemeler yaptık. Bunların sonucunu da gayet iyi aldık. Ya aslında şunu demek istiyorum yani tamam ürün artışı muhakkak sağlıyor. Onda bir şüphemiz yok. Aynı zamanda topraktaki yapıyı da düzeltiyor. Yani organik maddesini yükseltiyor. Oradaki topraktaki canlılığı arttırıyor. Yarınki nesillere bırakmış olduğumuz bir toprak kalıyor yani. En önemlisi de bu verim artışından ziyade. Peki çok teşekkür ederiz. İyi ufalar. Sağ olun.